Günaydın. Hepinize hayırlı, nurlu sabahlar olsun efendim. Gerçi beni kiminiz öğlen izliyorsunuz, kiminiz akşam izliyorsunuz, kiminiz gece izliyorsunuz ama şu anda sabah saat 8:30 ve ben yürüyüşe çıkar. Bugün hava biraz kapalı aslında. Arabanın da sesini duydunuz. Size de yansıdı, kusura bakmayın. Ama sanki öğleden sonra biraz güneş çıkacak gibi de görünüyor. Bakalım. Bu benim yürüyüş yapmamı engellemez arkadaşlar. Ve yürüyüşme başladım. Şimdi güzergahım farklı. Bu sefer yeni yoldan, yani yeni yapılan yoldan. 4. çevre yolu deniyor buraya. Oradan yürüyeceğim. Yine bir yarım saat yürüyeceğim. Tempomu şu aralar arttırmıyorum. Mesafemi. Biraz geç kaldım. 8 gibi çıkmam lazımdı. O nedenle çok fazla şey yapmayacağım. Yarım saat yeterli. Ben yine nefes nefese kalmaya başladım. Karşıya geçip devam edeceğim arkadaşlar. Bugün bana eşlik eden bir yürüyüş arkadaşı buldum arkadaşlar. Bakın yanımdan ayrılmıyor. Hadi gel. Gel. Karşıya beraber geçtik. Ve yoldan şöyle görüyor musunuz? Burası 4. çevre yolu. Bayağı da güzel oldu. Ha, şu dubalar yoktu. Dubaları da yapmışlar. İyi olmuş. Burayı da bisiklet yolu olarak ayırdılar. Çok iyi oldu gerçekten de. Yürüyüş yapanların büyük çoğunluğu burada yürüyüş yapıyor. Hem düz ayak, yokuş yok. Hem de serbest yani bu bölge. Şöyle bakın, hatta ama ışıktan şey yapamıyorsunuz. Bayağı çiçek falan da ekmişler aralara, ağaçlar ekmişler. 2-3 hafta yürümedim ben bu tarafta. Bayağı bir değişiklik var. Yine karşıya geçtim, bir kez daha karşıya geçtim öyle diyeyim. Burası da arkadaşlar meslek lisesi var. Hemen şurada. Onun ön tarafı hem de sürücü adaylarının çalışma güzergahları. Ehliyet sınavları falan da burada yapılıyor. Ben biraz yine nefes nefeseyim. Size burayı da göstermek istedim. Bakın şu ilerideki tane de araç başlayacak birazdan. Ben de ileride ışıklara kadar gidip tekrar döneceğim. Çamaşırları dedim gelir gelmez atayım makinaya. Şöyle bir önce ayıracağım. Koyu renkler, açık renkler. O şekilde atacağım. Ya çorapları da böyle benim inadıma tersini çıkartıyorlar. Ondan sonra işin yoksa çorap düzenle. 40 saat. Açık renklerle atıyorum zaten. Bakalım. Evet, sabahları yürümek gerçekten de çok iyi geliyor insana. Rahatlatıyor. Ne bileyim, böyle bir pozitif enerji yüklü oluyorsunuz. Gerçi eve gelince şanslı benim canımı okudu. Aha, bu şanslı yok mu bu şanslı? Minik yaramaz. Ben geldim eve, anahtarı kapıya soktum. Şimdi açacağım, kapıyı açacağım. Hemen benim karşı tarafta bahçe var böyle. Nar ağaçları, ceviz ağaçları falan var. Eskide bir ev var böyle, tek katlı. Bir kedi miyavlaması. Şanslı. Neyse.
şanslı. Şanslı, gel kızım, gel kızım çağırdım. Bir baktım, ağacın başında zannediyorum ben. Damda hanımefendi. Meşhur yeleğimi de attım. Çağırdım, çağırdım. İnmedi, daha doğrusu inemedi. Neyse şey yaptım. Komşunun bahçesine geçtim. Dedim amca böyle böyle dedim. Bizim küçük kedi çıkmış ama inemiyor. Tamam kızım dedi, şey yapalım. O tek katlı yerin ne derler ona? Kapısı kilitli. Ben dedi şey yapacağım. Açayım dedi, alırsın. Kapıyı açtık, neyse yukarının da dama çıkan kısmı da kapalıymış. Orayı da açtı. Orada bir de bahçe işlerinde çalışan abi var. O çıktı. Sen dedi çıkamazsın, orası biraz tehlikeli dedi. Daha o çıkmasıyla bizim şanslı hanım nereden çıktıysa oradan geri inip ben arkasına baka kaldım böyle. Bahçenin orada bir jet hızıyla kaçışı var. Görmeniz lazım. Kız beni o kadar yalvarttı. Uğraştırdı. Kızım atla kızım. Ağaçtan in. Tutarım ben seni. Hadi gel. Yok. Neyse. İndi hanımefendi geldi. Dedim bu arka balkona gelmiştir. Hakikaten de gelmiş arka balkona. Ondan sonra da doyurduk karnını hanımefendinin de. Yattı uyudu. Kuş avlamaya gidiyor arkadaşlar. O karşı bahçeye kuş avlamaya gidiyor. Kuş yakalayacak. Yiyecek. Ah benim deli kızım. Vallahi sabah sabah beni uğraştırdı. Tamam çamaşırlarımızı hallettik. Başka ne işim vardı benim bugün? Şimdi evi süpüreceğim. Evi süpür, sil, toz al, tuvalet, banyo, ondan sonra başka iş yok. Her yer derli toplu, işte bir çamaşır çıkınca çamaşırı asmam kalır geriye. O kadar yani, ütüyü mütüyü hepsini yaptım. Hadi bakalım, yıkansın çamaşırlar. Ben de diğer işlerime bakayım. Tabii bulaşık makinesinin bitirdiği hiç aklıma gelmedi. Geldim hemen bulaşıkları yerleştiriyorum hızlıca. Çünkü bugün bizim tost ve taze sıkılmış portakal meyve suyu günümüz. Sabah tost yedik. Çok fazla bir kahvaltı bulaşığımız yok. Hemen onları yerleştireceğim. Şunları şöyle koyayım. Biz annelerin işi pek bitmiyor. Dışarıya çıkacaktım aslında bugün, bir iki işim vardı, artık yarına erteledim. Yarın şimdiye kadar hiç çekim yapmadığım bir yere gideceğim. Bakalım çekim yapabileceğim mi orada? Eğer yapabilirsem size de çekim yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kahve sunum bardakları. Ben bunları çok seviyorum böyle kahve sunumlarının yanında. Kimisi diyor işte kadeh falan. Hayır, kadeh falan değil arkadaşlar. Bunlar sunum bardakları. Benim bu 2-3 tane oldu. Aslında ilk takımım kırık. Yani kırıldığı şeyleri birkaç. Onlar renkliydi. Keşke kırılmasaydı. Mesela bakın bu kola bardaklarım var. Bunlar da renkli. Bunları da çok seviyorum aslında. Beni az çok tanıdıysanız benim böyle şık şık kırdığım şeyleri sevdiğimi, sunum sevdiğimi anlamışsınız arkadaşlar. Bakın şöyle size şuradan hemen bir fincanımı göstereceğim. Bu fincan takımını birçoğunuz bilir. Bu benim çeyizimden arkadaşlar. Eşim yurt dışından almıştı. Bunların tabaklarını falan da almıştı. Hatta bakın pasta tabağı. Bunun tam takım böyle 6 kişilik yemek takımını almıştı bana eşim.
O zaman tabii ki nişanlıydık. Hala da kullanıyorum yani. Kütahya porselen. Gerçekten de şey, kaliteli. Çok kaliteli hem de ürünleri. Geçen de sağ olsun renkli şeyleri sevdiğim için böyle renkli kahve bardakları, fincanları istiyordum ne zamandır beri. O da beni düşünmüş. Allah razı olsun. Doğum günümde kapı çaldı, kargo geldi. Bir baktım. Ha, önce çiçeğim geldi. Sonra bir baktım ki bir tane kargo. Acaba nedir? Hani doğum günü hediyesi olabilir diye düşünmüştüm. Ama açtığımda gerçekten o kadar çok sevindim ki anlatamam. Hani aldığı her hediye benim için çok değerli. Bu Mersin'e ilk taşındığımız senede bunları almışlar. Az çok size anlatmışımdır. Bakın. Baharat takımı. Aşçı. Çünkü arkadaşlar benim eşimin mesleği aşçılık. Yani askeri personel ama aşçı. Mesleği aşçı. Senelerdir beri aşçılık yapar. Söylenişi bazen insanlar bilemiyor, şaşırıyor. Ah değil. Hatay'ın H'si değil. Aş. Bildiğimiz aş yani. Aşçı. Söylenişini de buradan tekrar etmek istedim. Bu bunun kapağı değil. Bunun kapağı neredeymiş acaba? Elde yıkadıklarım vardı. Birkaç tane sığmayan. Onların içinde olabilir. Arkadaşlar ben bulaşık makinesine hemen hemen her şeyi koyuyorum. Hani bıçak falan onlar tamam da. Aman bu sığmaz. Aman şu şöyle olur falan. Hiç sevmiyorum. Hem elde yıkayarak daha çok su akıtıyoruz. Ve suyun altında tutup tabağı böyle tertemiz şu hale getirip ondan sonra makineye koymanın bence hiçbir manası yok ki zaten bütün uzmanlar da aynısını söylüyor. Çünkü suyumuz kıymetli. Suyumuzun değerini bilmeliyiz. Gelecek nesillere bir temiz su vermek lazım. İleride su savaşları çıkabilir. Hepimizin çocukları var. Bugünleri arar hale geleceğiz arkadaşlar. Mesela şimdi havalar soğudu. Bizim güneş enerjimiz var. Ama güneş enerjisini ilk açtığınızda hemen sıcak su gelmiyor. Ben ne yapıyorum mesela buraya da olsun. Hani burada da sıcak su ihtiyacım varsa önüne bir tane büyük leğen koyuyorum. Banyoda da yine bir tane büyük kovan var benim. Onu koyuyorum. Sıcak su akasıya kadar o akan suyu söyleme sayıp ya tuvalette kullanıyorum ya balkon yıkayacağımdır. Mesela balkon yıkamada kullanıyorum. Buradan akan suyu temiz kovaya doldurduğum için, temiz kaba doldurduğum için yemeklerde, çiçeklerim susamışsa çiçeklerimde o şekilde değerlendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Yani suyu israf etmeyi sevmiyorum. Mesela hani şimdi diyeceksiniz bardakları sudan geçirmedi. Ya bardaklar tertemiz, neyini sudan geçireyim? Yani tamam bir şeyler içilmiş ama bunu ben sudan geçirirsem o zaman yazık günah olsun ya. Yani bunlar bakın tertemiz. Ben bunu niye sudan geçireyim ki? Gerçekten hiçbir manası yok. Hani öyle de çok da titiz olunmuyor arkadaşlar. Kesinlikle. Yapanlar beni yanlış anlamasın ama şu tabakta sadece çocuklar portakal yedi. Bakın hiçbir şey yok. Bunu ben niye sudan veya deterjandan geçireyim ki? Ben özellikle yemek aşamasında, hani sofrayı toplarken kağıt havlu alıyorum bir parça. Yemek kırıntılarını bir tabağın içine biriktiriyorum. O tabak da zaten tertemiz oluyor. Ondan sonra da o kırıntıları da
Artan yemek suyu varsa onun içine koyuyorum. İşte pilav kaldıysa pilavın içine aktarıyorum. İşte ne arttıysa, bayat ekmek varsa biraz daha bayat ekmek doğruyorum. Onları da sokak hayvanlarına veriyorum. Hani her şeyden bir şeyler olsun, bir şeyler fayda olsun. Yazık o hayvanlar, bir lokma ekmek için deli divane oluyorlar. Kuru ekmek yiyecek hale geldiler. Yani o derece yani hayvanlar. Hani bütçemiz el vermiyor. Tabii ki bunu da sudan tutacağız artık. O kadar değil de. Hani şey için, tasarım için bakın, şeyi bile değiştirdik. Başlığımızı bile değiştirdik musluğun. Yani mesela o sıyırdığım yemekleri de o şekilde değerlendiriyorum arkadaşlar. Hem de zavallı hayvanlar iki lokma yemek yemiş oluyor. Lütfen bu konuda çok duyarlı olalım. Çünkü soğukta maalesef ki sokak kedileri eğer tek bir lokma dahi yemez, su içemezse 7-8 saat soğuğa ancak dayanabiliyorlarmış. Hani bir gün. Hiçbir lokma ama yemeyecekler. Hiçbir şey yemeyecekler. Yani ağızlarına koymayacaklar. O şekilde. Köpekler de 2 gün falan ancak dayanabiliyormuş. Gerçekten çok zor. Hayatlarını sürdürebilmeleri için. Ki zaten ben buraya geldim geleli de çok görüyorum. Mahallemde hep dişi kediler var. Yavru yapıyorlar haliyle. Ve o yavrular maalesef maalesef kışı geçiremiyor. Her birinin en az 3 tane yavrusu oluyor. 4-5 tane olan var. Daha kışa girmeden bu yavruların telef olduğunu gözümle görüyorum. Hatta bir tanesi çok kötü olmuştu. Araba çarpmış. O kadar küçük ki. Ve çok vahşi. Çok zor yakaladık. Oğlumla birlikte aşırı derecede zorlandık yakalarken. Mecburen böyle elimize eldivenler falan giydik, kutuya tıktık ama her yeri yara bere içinde, karnından darbe almış, gözünün bir tanesi zaten böyle patlamış gibi kulağı, her tarafı kanlıydı. İşte çok fazla şey yapmayayım, hemen belediye ekiplerini aradım, kedinin fotoğrafını attım. Yarım saat ya sürdü ya sürmedi, geldiler aldılar kediyi. Ama çok yaşayacağından da emin değildim çünkü kötüydü durumu. Yani üşümüş, arabanın böyle teker kısmına girmiş. Adamcağız nereden bilsin yani orada kedi olduğunu ki? Bilemez. Arabayı da çalıştırınca haliyle olanlar olmuş. Gerçekten üzülüyorsunuz ama yapabilecek hiçbir şey yok. Belediyeyi aradım. Veteriner ekipleri geldiler, teslim aldılar. Öyle. Şu bulaşıklarımı da ben bir yerleştireyim. Sizin de çok fazla kafanızı konuşup da şişirmek istemiyorum. Normalde konuşmayı seven bir insanım ama yeri geldikçe, usulünce konuşmak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim yavrucuklarım acıkmış. Ablaları bakar mısınız? Şanslı orada yiyor. Pamuk'a buraya verdik. İkisi de. Akşam oluyor çünkü artık bakın. Hava kararıyor. Bugün de yağış gösteriyor sanki, bilmiyorum ama. Bunların karnını doyurduk. Biz Ozan Efe'yi bekliyoruz. Ozan Efe de okuldan gelince biz de yemeğimize başlayacağız. Şimdi arkadaşlar size hakiki mis gibi böyle restoranta gittiğimizde içtiğimiz mercimek çorbasının tarifini veriyorum. Şimdi öncelikle tenceremize bir adet orta boy soğanımızı yemeklik bir şekilde doğruyoruz. İçerisine isterseniz margarin, isterseniz tereyağı, isterseniz sıvı yağ, hangi yağı kullanıyorsanız onu koyuyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz arkadaşlar. Soğanlarımız iyice kavrulduktan sonra şurada bakın unun bir yemek kaşığı dolusu
Onu koyacağım ve onu da kavuracağım. Soğanlarım benim hemen hemen kavruldu. Onunla birlikte şöyle bakın bir kaşık dolusu, bir yemek kaşığı tam dolu olacak. Unumu koyuyorum. Hızlıca karıştırıp unun kokusu çıkana kadar. Böyle un kokmayacak yani. Biraz kavuracağız. Hani unun kokusu çıkana kadar ne demek? Unun rengi siz de fark ediyorsunuz. Beyaz değil artık. Krem rengine doğru döndü bakın. Bu şekilde hızlıca karıştırarak kavuruyorum. Ve altını kıstım. Mercimeklerimi getiriyorum. Başka hiçbir şey girmiyor arkadaşlar. Mercimeklerimi de ben önceden pirinç gibi ıslatıyorum. Ki o nişastalı şeyi olmasın. Nişastası böyle çıkıp köpürmesin pişme aşamasında. Gerçekten bunu öğrendiğimden beri ıslatıyorum. Onu bir tur döküyorum. Tekrar koyuyorum. Çok güzel oluyor. Çok fazla köpürmüyor. Yine de ama tabii ki başında sürekli yani kontrol ediyorum. Şöyle bakın. Şimdi ben üzerine bir bardak soğuk su ekleyeceğim. Hemen. Daha sonra sıcak su vereceğim. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ederek bu şekilde. Evet, soğuk suyumu verdim. Bir bardak az gelebilir ölçünüze göre arkadaşlar. İyice karıştığından eminseniz sıcak suyunuzu vermeye başlayabilirsiniz. Ben kettle'ımda ısıttım. Şöyle biraz koyduktan sonra tekrar karıştıracağım. Bu aşamada ocağımızın altını en kısa getiriyoruz. Bu su yeterli diye düşünüyorum. Daha sonra çırptığımda yine koyu olursa biraz daha sıcak su ekleyebilirim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu da ektim içerisine. Kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Lokanta usulü çorbanın yani mercimek çorbasının içerisine asla başka hiçbir şey girmez. Bunu ustalardan öğrendim ben. Aynı zamanda benim eşim de aşçı. Usulü budur. Mercimek çorbası çeşit çeşit yapılır ama bizim restoranta gidip içtiğimizdeki çorba budur. Sadece şimdi kaynadıktan sonra blenderda çekme aşamasında farklı bir şey koyacağım. O da renginin sarı olmasına yarıyor arkadaşlar. Bu su verme aşamasında isterseniz ben yanıma getirdim. Aslında onu koymayı unuttum. Biraz tavuk suyu koyabilirsiniz veya varsa et suyu. Ben şöyle dolaba geçen gün tavuk haşlamıştım, koymuştum. Evet, biraz koymak, ilave etmek istiyorum. Hani bulyon da koyabilirsiniz ama varsa haşlanmış tavuk suyunuz, et suyunuz daha lezzetli olur çorbaların içinde. Hele hele de bebeklerinize, çocuklarınıza içirecekseniz bu çorbaları çok daha besleyici, çok daha vitamin değeri yüksek olur. Bu kış aylarında da hastalıklara karşı çocuklarımızın bağışıklığı biraz daha güçlenmiş olur. Şimdi arkadaşlar bu iyice kaynasın, pişsin. Tekrardan bunu blenderdan geçirme zamanında ben sizlere anlatmaya devam edeceğim. Altını biraz açıyorum. Şimdi mercimekler iyice pişti. Bakın şu şekilde. Biraz daha su istiyor tabii ki. Suyum var. Hemen ne yapacağım biliyor musunuz? Zerdeçal koyacağım arkadaşlar. Evet, bu mercimek çorbasının sırrı burada. Şöyle bakın, bir dolu çay kaşığı zerdeçal. Hani tavuk dünyası kekiklimin
Makarnasını yaparken de koymuştum. Rengi sapsarı olmuştu makarna. Hatırladınız mı? İzlemeyenler o videoyu da izleyebilirler. Şöyle karıştırıyorum güzelce. Hemen kaşık şeyimi alıp geliyorum. Biz bayanlar böyle kenarına vurdukça daha lezzetli olduğunu düşünüyoruz. Azıcık şöyle kaldırayım isterseniz. Blender'dan çektim. İyice ezildi. Şimdi biraz daha su koyacağım içerisine. Çünkü kıvamı koyu. Şöyle. Arkadaşlar. Su eklediğim için gerçi sıcak su ama yine de bir tık tekrar alacağım ben ocağımın üzerine. En son üstüne hemen geliyorum. Şöyle yapayım. Üzerine de küçük bir tavada hemen sıvı yağ ısıtacağım. İçerisine de kırmızı toz biber koyacağım. Servis aşamasında çorbamı koyacağım kase. En üstüne de kırmızı böyle yağı gezdireceğim. Restoran işi, mercimek çorbamız servisi hazır olacak arkadaşlar. Evet, öyle. Bugün de böyle bir tarif vereyim istedim. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Mercimek çorbamın son halini sizinle paylaşacağım muhakkak. Umarım memnun kalırsınız. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu videomu da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lokanta usulü çorbamız servise hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir görüntüsü var. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.